Geziyorum kanalından herkese selamlar. Ben Murat. Ben Senem. Bugün Çengelköy'deyiz. Çengelköy'ü geziyorum videosu ile karşınızdayız. Hep birlikte bugün Çengelköy sokaklarını keşfedeceğiz. Önce bir kahvaltı yapacağız. Arkasından da sizinle birlikte gezip günün devamını bakacağız artık. İstanbul'un çok şirin bir ilçesi, çok şirin bir mahallesi Çengelköy. Evet, daha önce gelmemiştik. Merak ettiğimiz bir semtti. Yani arabayla geçmiştik ama böyle sokaklarını gezmemiştik, keşfetmemiştik. Aynen, gerek lezzetleriyle, gerek sokaklarıyla, mimarisiyle merak ettiğimiz bir bölge. Güzel bir video olacak inşallah. Böyle bir açılışla o zaman videomuzu başlatalım. Evet. Şimdi neler yapacağız onu da kısaca bir bahsedelim. Senin dediğin gibi sabahleyin bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapacağımız yer tarihi Çengelköy Çınaraltı Çay Bahçesi. Evet. Orada kahvaltıyı yaparken dışarıdan börek getirebilme imkanımız varmış. Biz yorumlarda da okuduk. Yani ne istiyorsanız. İsterseniz evden, isterseniz herhangi bir dışarıdan aldığınız bir şey götürebiliyorsunuz. İçecek sokulmuyor. Evet, içecek. Biz bu şekilde bir kahvaltı gerçekleştireceğiz. Gözümüze kestirdiğimiz Çengelköy börekçisinden böreklerimizi alıp ona göre güzel bir kahvaltıyla güne başlamak istiyoruz. Evet, o zaman herkes çok methediyor, meşhur diyor. Biz de meşhur olan yerleri genelde beğenmiyoruz biliyorsunuz. Deniz üstündeymiş bir de. Denize evet. Sıfır bir mekanmış. Yok çay bahçesi için demedim, börekçi için söyledim. Bakalım börekler bizi memnun edecek mi? O zaman hep birlikte gidelim şimdi. Böreklerimizi alalım, arkasından da çay bahçesinde çayımızla birlikte onları afiyetle yiyelim. Senemciğim, burada çay bahçesinin görüntüsünü de hemen şöyle kısaca göstermek istiyorum. Buradan görünüyor değil mi? Evet, doğru. Bak tam şurada şu anda boş bir masa yok. Ona evet. Göre bir yer bakacağız şimdi. Bakalım. Günaydın arkadaşlar. Bir porsiyon su böreği, bir porsiyon da kıymalı börek alacağız. Çengelköy börekçisinden şimdi su böreği ve kıymalı böreğimizi aldık. Hemen alt taraftaki çay bahçesinde, Denize Sıfır çay bahçesinde yemeğe gidiyoruz. Hadi bakalım. Börekçi ile çay bahçesi arasında ufak bir geçiş koridoru var. Çok yakın zaten. Arada 30-40 metrelik bir mesafe var. Bu şekilde buradan böreğinizi alarak burada da dışarıdan içecek getirmemek şartıyla istediğiniz şeyleri yiyip içebiliyorsunuz. Geldiğimizde aslında çok da geç gelmedik. Saat 10 gibi buradaydık. Fakat mekan oldukça kalabalık. Sahile bakan masalarda kahvaltı yaparız diye düşünüyorduk ama hepsi full. İnsanlar da orası için sıra yazdırmışlar Senem. Biraz hayal kırıklığı mı oldu? Yani beklenenden oldu. Çünkü İstanbul'da bulamazsın hiçbir yerde yer yani. Kalabalık. Şimdi biz ne yapalım o zaman? Hafta içi yani, bilmiyorum söyledim mi? Hafta içi bir günde. Çok da geç kalmadık aslında kahvaltı için. Demek ki daha erken gelmek gerekiyor. Yani mekan kalabalık, evet. Bir mekan. O zaman biz normal bir yer bulalım. Rica ederiz. Deniz tarafında boşalan bir masa olursa da oraya geçmek istediğimizi söyleriz. O biraz zor. Bayağı bir zor. O zaman hadi bakalım bir yere oturalım. Evet Senemciğim, Çengelköy'deyiz. Geldik mekana ama istediğimiz gibi bulamadık. Çünkü çok kalabalık. Yani evet, 8'de falan burada olmak lazım. O da bizim gibi Taksim bölgesinden gelenler için biraz imkansız bir saat yani. İşe gidenlerle falan çıkmamız lazım. O zaman da bu defa da yollarda çok kalabalık olacak. Ama şöyle söyleyeyim Senem, sahilin kenarında çok az masa var. Zaten evet, şimdi sabah kahvaltısına başlıyoruz. Çengelköy börekçisinden Senem su böreği istedi. Ben de en sevdiğim börek, kıymalı kolu böreği aldım. Güzel çayımız da geldi, fincanda geldi bu sefer. Şimdi ben önce Senem'in su böreğinden bir tadacağım. Senemciğim kusura bakma, sendekinden başlıyorum. Afiyet olsun. Oo. Oh, yo.
Senemciğim börekleri de yiyoruz. Evet. Su böreği için iyi bir aromaya, iyi bir lezzete sahip. Şimdi kol böreğini tadımına geçiyorum. Biraz soğuttuk. Böreği biraz soğuttuk. Bunun haricinde güzel, ortalama yani standart. Şimdi Senem'in yorumlarını da alalım, devam edelim. Evet, şimdi tadım sırası bana geçti ve alamadı. İyi bir tercihte bulunmuşum bence. Bence de. Keşke ben de sana tercihinde katılsaydım. Su böreği güzelmiş. Bir de kıymalıya bakayım. Benim çok kıymalı börek, yani dışarıdaki kıymalı böreklerle aram yok. Evde kendi yaptığımı seviyorum da. Bir tadı, onu da tadalım. Yani. Biraz soğuttuk sanki. Tercih etmem, çıtır değil çünkü. Evet, bence de. Yani buradaki tercih bence de su böreği olurdu sana. Evet. Yine çıkışta bir yorumlarız şöyle topluca. Biz şimdi çok soğutmadan şurayı bir tamamlayalım, bitirelim. Biraz sonra görüşürüz. Evet, şimdi çay bahçesinden çıktık, böreklerimizi yedik, çayımızı içtik, değerlendirme zamanı. Börekler hakkında ne düşünüyorsun? Senem, senin yediğin su böreği oldukça lezzetliydi. Benim kıymalı börek de fena değildi, ortalamaydı, çok iyi değildi. Çünkü sıcak değildi, biraz da yumuşaklığını biraz kaybetmişti. Senin böreğini çok beğendim, onu söyleyebilirim. Ben kendi yediğim kıymalı böreği değerlendiririm, sen şeyi değerlendir. Ben kıymalı böreğe 6 puan veriyorum. İkisini de verdiğimiz ücret 45 liraydı börekler için. Sen ne diyorsun böreğin için? Ben su böreğini beğendim. Gayet yumuşaktı, içi bol peynirliydi. Lezzetliydi, güzeldi. Ama seninkini de tattım. Kol böreğini beğenmedim açıkçası. Kol böreği çıtır olduğu zaman güzel oluyor. Bu böyle sakız gibi mi diyeyim, ne diyeyim? Yani böyle sertti, güzel değildi. Ben kendi böreğime 7 puan veriyorum. Güzel. Bir de orada çay bahçesinde oturup çay içtik. Onun fiyatlarından da bahsedelim. Büyük fincan çaylar 14 liraydı Selemciğim. Küçük bardak da gerçekten çok küçüktü. O da 8 liraydı. Evet, bence 8 lira küçücük. Yani sadece 3 yudumda bitti yani çay. 8 lira bence çok yani. Ya bence bana çok geldi. Oradaki amaç şu. İnsanlar dışarıdan istediğini getirebildiği için hani çayın fiyatı biraz bence yüksek tutulmuş. Onu da bilerek gelin yani, geliyorsanız. Evet, o şekilde ama gelin. Sonuçta orada hani kahvaltı da alsan gene aynı parayı vereceksin. Yani bana mantıksız geldi. Ya da mesela iki menü yapabilirler. Kahvaltı alanına daha farklı. İşte kahvaltının yanında çay daha uygun belki olabilir. Yani fiyatlar da bu şekildeydi. Şimdi artık biraz Çengelköy'ün güzel sokaklarını gezelim. Sokak lezzetlerini biraz gösterelim. Gözümüze geldiği kadarıyla bayağı bir sokak lezzeti var Senem. Evet. Kokoreççiler, onun haricinde kumrucu gördük. Midyeciler çok fazla. Yemek waffle'cılar çok, vardı. Çok seçenek var. Bayağı bir seçenek var. Onları da bir kısaca size gösterelim. Ondan sonra biz artık öğlene doğru da öğlen yemeği için yine karşınızda olacağız. Şimdilik o zaman Çengelköy'ü gezmeye başlayalım. Tamam, hadi gezelim. Evet arkadaşlar, şimdi Çengelköy'ün o güzel sokaklarını gezmeye başladık. Senem de hemen çiçekleri buldu. Ben de çiçek hastalığı var. Nerede çiçek görsem bakarım, alırım.
Evet, birlikte şimdi sokakları keşfedelim biraz. Neler varmış? Çok bildiğimiz bir bölge değil Çengelköy ama evet, çok güzel bir bölge. Ben bir kere gelmiştim daha önce. Onda evet. Da arkadaşım arabayla getirmişti. Arabayla gelince çok fazla böyle sokakları keşfedemiyorsun. Hep geleceğin mekana gelip çıkıyorsun. Şimdi bugün böyle biraz sokak sokak gezelim. Çok güzel sokaklar var Selam, değil mi? Evler falan çok şık. Şimdi onları da gösteririz. Evet. Şu kafe de çok tatlıymış. Evet. Keşir Kafe. Çengelköy. Evet, fotoğraf duvarı yapmışlar. Yeşilliklerden. Çok tatlı. Tam Instagram'lık değil mi? Resim, evet. Resimlik mekanlar. Valla beni çocukluğuma götüren bütün ürünler burada. Ben Vita yağlarını hatırlıyorum. Bu masa örtüsü de bu tarz masa örtülerde evimizde olurdu. Şimdi gazozlara bakıyorum. Ankara gazozu. Bor. Uzay. Vay 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 vay. Çok güzel şeyler var. Eski radyolar, tartılar, televizyon. Ve bavullar. Valizler. Çok özel şeyler var. Münir Eskici. Evet, bahçesi de varmış. Kahvaltı hizmeti de veriyor. Çok güzel bir dükkan. Ama kapalı şu anda. Evet Selam, seni çok sevdiğin Profesör Elci'ye geldik. Evet, burada Buse'likte çok güzel donutlar varmış. Çeşit çeşit, bayağı fazla çeşit görünüyor. Ay, şu double yaban mersinli donut bence tam Buse'lik. Vallahi güzel gözüküyor hakikaten, değil mi? Evet. Beylerbeyi yani, Profesör, ismini de söyleyelim. Hoş, ürünler hoş gözüküyor. Ben çok danıtçı değilim ama gerçekten güzel görünüyorlar. Karşıda da wafflecı varmış. Çok tatlı görünüyor renkli sandalyeler falan. Hı-hı. Çok şirin bir semt değil mi? Evet ama daha açılmamış, herhalde öğleden sonra açılıyor. Bu saatte kimse yemez diye açmamışlar. Evet Murat, bu da tam senlik. Aynen Senemciğim. Kokoreç dükkanı varmış burada. Kocaman kocaman yatıyorlar şu anda. Evet, burası da Çengelköy kokoreçisi. Hakikaten sokak lezzeti olarak da birçok ürünü gördüm. Gözüme kestirdim burada. Burada kokoreççi, Çengelköy kokoreççisi. Yanında da yine kokoreççi Selahattin Usta. Kuzu gibi yatıyor şu anda. Zaten kuzu kokoreçtir büyük bir ihtimal. Yanında gene meşhur Çengelköy. Burası kokoreç caddesi. Burası gibi kokoreççi, olmuş ya. Evet, kokoreççi caddesi gibi. Meşhur Çengelköy kokoreççisi. Evet, burada da kendileri. Senem, öğlenleyin yemekle ilgili bir programın var mı? Ya aslında şey, yemek değil de ben kruvasan yemek istiyorum ama tatlı. Tatlı mı yiyeceğiz? Bilmiyorum, sen ne dersin? Valla ben kokoreççilerin önünden zor geliyorum bu tarafa. Yani benim yediğim bir şey olmadığı için şu anda canım çekmiyor tabii ki. Ben tatlıyı tercih ederim her zaman. Öğün yemek yerine tatlı yerim. Bir wafflecı daha galiba, değil mi? Bunların hiçbiri açılmamış.
Daha şu anda kapalı. İskeleye inelim mi? İnelim bir iskeleye de bakalım. Evet bir bakalım. İskele mi gerçi bilmiyorum da bir deniz gördüm yani. Bir inip bakalım. Her zaman söylediğim gibi bir de kendimizi çekelim. Evet, sanırım boşa indiğimiz bir sokak. Neyse, belki bir fotoğraf alırız şimdi. Ay şurada da tatlı bir yer varmış. Neymiş burası? Bun restoran. Salıncaklı falan. Evet, burası böyle çıkmaz gibi bir yer herhalde. Fotoğraf alanı. Hadi biz bir fotoğraf çekelim o zaman. Hadi bakalım. Çengelköy iskelesinin girişi de harika gözüküyor. Ne kadar güzel oluşmuş. Sarmaşıklar çiçeklerle beraber çok güzel bir giriş oluşturmuş kendine. Çok beğendim burayı. Senem de hemen fırsattan istifade fotoğrafları çekmeye başladı. Evet Senem. Çengelköy iskelesinin girişi öyle mi? Buradan galiba İstinye'ye var sadece. Şu anda öyle görüyorum. Bakayım. İstinye, Anadolu Kava, Anadolu Hisarı diyor. Arnavutköy, Bebek, Kandilli. O taraflara varmış buradan. Evet, şimdi sokakları gezmeye başlayalım. İskeleden çıkınca direkt midyecilerle Çengelköy'e giriş yapıyoruz. İskele tarafından eğer ki gelirseniz vapurla. Evet. Midyeci Yasin karşı tarafta değil mi Serem? Evet. Burada da Midyeci Ahmet. Midyeci Ahmet de tam karşısında. Şöyle gösterelim. Burası da böyle denize açılıyormuş sokak. Çok evet, güzel evet. Görünüyor. Yani, evet, çok güzel bir yer. Alt tarafında da çay bahçesi gibi bir yer var. Evet, belki orada da kahvaltı yapılabilir. Çok büyük bir yer değil Çengelköy. Yani girişi çıkışı toplasanız yürüyerek 8-10 dakikaya yürüyebilirsiniz. Evet. O yüzden her mekanın komple iç içe geçtiği çok şirin. Burada mesela ne varmış? Pilav sarayı. Nohut, pilav, tavuk. Tam sokak lezzeti sevenler için. Evet, sokak lezzeti sevenler. Aynı yani zamanda midye de satıyormuş. Dürüm, her şey var. Sokak her benim gibi var. Sokak lezzeti eğer seviyorsanız bol miktarda benim gördüğüm tantunici, midyeci, kokoreççi, kumrucu yani bütün sokak lezzetlerini. Evet, şırdancı varmış. Şırdancı karşıda var. Şırdancı mesela. Mehmet çektik var. Mi? Evet. Şırdancı Mehmet tantuni. Onun yanında da meşhur çok eski Seval Pastanesi var. Buranın arkadaşım limonlu dondurmasını önermişti. Burada oturan arkadaşımız. Evet. Belki sonra limonlu dondurmasını tabii da bir tadarız. Tadabiliriz. Şimdi dükkanları gezerken şuna da karar verdik. Seçenekler fazla olunca Senem'le belki de yemek konusunda ikiye ayrılacağız. Öyle görünüyor. Ben tatlıcı olduğum için tatlı seçeceğim herhalde. Murat da yemekçi olduğu için. Ben de bu kadar sokak lezzetini görünce yani tatlıdan mı sokak lezzeti mi o konuda ben sanki sokak lezzetleri tarafına döneceğim. Ama ben sana tatlı yerken bir kahvede eşlik edeceğim. Onu söyleyebilirim. Tamam. Yani hem bu şekilde senin kendi yorumlarını merak edeceğim hem de ben kendi ayrıyetten yorumlarımı yapacağım yediğim lezzetlerle ilgili. Güzel bir video bizi bekliyor. Onu söyleyelim, devam edelim. Hadi gezmeye devam edelim, evet. Seremciğim, burada da yine kumrucu. Bu da yine gözüme iliştirdiğim bir mekan. Evet. Ne zamandır da kumru yememiştim. Kumpir de var mı? Yok, sadece kumru. Kumpiri ben nereden çıkardım? Kumpirci görmedim ama waffleci çok. Var, karşıdaymış. Ha, var, evet. Oradan görmüşsün. Ha, diyorum bir yerde kumpir görmüştüm. Burası sandım. Yanlışmış. Waffleci'nin içinde kumpirci de varmış ama henüz açık değil. Geçerken çekmiştik galiba karşı caddeyi, değil mi? Bazı yerlerini, kısmı yerleri çektim. Evet. Biz yine de çekelim. Ha, varmış kumpir. Kumpirci varmış, tamam, görmüşsün. Çünkü ben bir yerde görmüştüm geçerken, yanlış görmemişim.
Ya gerçekten sokak lezzeti olarak değil mi? Evet. Çok çok seçenek var. Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle bir mekan göstereyim size. Yine sokaklarda da masalar dışarı atılmış. Gayet güzel, keyifli. Evet, çok oturup, tatlı bir sokak. Çok tatlı. Yani mekan zaten çok tatlı. Semt çok tatlı. Oturup rahatça eşinizle, ailenizle değil mi vakit geçirilebilir yani, evet. Keyif alınır buralarda. Ama hafta sonu eminim çok kalabalık oluyordur. Evet, biz onu da söyleyelim. Biz hafta içi geldik. Saat şu anda 10-11 arası. En güzel saatler. Evet, zaten çoğu dükkanda çoğu dükkanda açık değil daha. Henüz evet. Şey yapılmamış, açılmamış. Yediren adam. İsime gelir misin? Dürümcüymüş. Dürümcü, evet. Kokoreç evi. Aynı zamanda kokoreççisi mesela de varmış. Mesela burada bir tane şey varmış. Pastane Erbap Pastanesi. Mesela börekçi çok meşhur diye oradan aldık ama burada çok çeşit görünüyor mesela. Ya Seren, bir şey söyleyeyim mi? Biz yorumlarla evet, yorumlara şey bakıp geldik börek alırken ama bu Erbap Pastanesi'nin dış mekandan gerçi baktığımız zaman tabii evet, ama yani albenisi güzel, var yani. Albenisi vardı. Evet. Onu söyleyelim. Bir daha artık Çengelköy çekimi yaparsak belki buradan bir şeyler alırız. Ürünleri de güzel gözüküyor Seren. Evet. Ama güzel kahvaltı mekanları da varmış. Şimdi geçerken gördüm ya da direkt denize karşı bir kahvaltı yaparız. Bir kahvaltı da yapabiliriz. Sana sözüm olsun Serem. Zaten bugün denizi bulamadığın için biraz güne modun düşük başladın. Evet. Ya aslında şöyle, sokakta gezerek daha güzel yerler bulabiliyorsunuz. İnternette bence yani bir yere gidecekseniz evet, direkt gidin. Düze oluyor. Aynen. Siz gidin. Etrafa bir gezinin. Bakın. Gözünüze neresi hoş geliyorsa, ama iyi ama kötü. Karşıda yine Selahattin Usta kokoreç, Çengelköy kokoreççisi. Burada yine butik bir köfte, piyaz. Aşağıda çorba, da lokmacı mantığı var mı? Aşağıda, hemen aşağıda. Lokmacılardan galiba. Çikolata soslu, fıstık soslu falan oluyor. Onlardan mı acaba? Seren, vallahi burayı gezerken Karaköy videomuz aklıma geldi. Orada da sokak lezzetleri konusunda inanılmaz bir yerde ama ben burayı da oradan bir tık ben üstün gördüm şu anda. Evet, burada da. Yani burası daha çok sana hitap ediyormuş gibi geldi bana da. Kesinlikle, kesinlikle. Eğer ki böyle sokak lezzetlerini seviyorsanız size de hitap edecektir. Burası da tam Buse'nin, kızımızın hoşuna gidecek yerlerden waffle. Burası da senin gibi tatlıya düşkün. Evet. Aşağıda neler varmış? Aşağısı kapalı galiba değil mi? Bir bakalım aşağılara da. Tam her sokak denizle buluşuyor evet, buralarda. Bakalım aşağılarda bir şey var mı, yoksa aşağılar daha çok ev galiba değil mi? Burada bir aktar yine dükkanı. Şey, lavantalar, başaklar falan var, çok tatlı. Çok güzeller. Kokusu geliyor mis gibi. Size de eminim vuruyordur kokusu. Lavanta koktu. Evet, tasarım dükkanı. Yine kendi tasarım bir dükkan. Ya, hoşuma gitti ya. Çok yani İstanbul'un çok nadide semtlerinden. Ay, burada her yer denize. Her sokak. Her sokak. Ama bak, burada su fiş varmış mesela. Evet. Ya gezmek lazım arkadaşlar. Evet. Yani yorumlara bakıp bir mekana gelmeyin. Komple bir semte gezin. Burası da. Ve yine denize açılıyor. Evet. Yani biz eğer ki ikinci videoyu çekersek daha güzel bir video çıkacak. Çünkü şimdi nerelere gidilir? Gözümüze tabii. Kestiriyoruz. Şimdi zaten bizim kanalımız Geziyorum olduğu için artık Çengelköy 1, Çengelköy 2 yani şeklinde olacak yani. Evet. Hangi semtleri daha çok görmek istiyorsanız, beğeniyorsanız onların Murat'ın dediği gibi böyle ikisi, üçü, dördü gelir yani. Şimdi Senemciğim, şundan da kısaca bahsedelim. Artık abone sayımız da her gün artıyor. Kanalımız da yavaş yavaş büyümeye de başlıyor. Ama yorumlarımızda hiç bizim değerli izleyicilerimiz şu semte gelin, bu semte gelin, şunu tadın şeklinde yorumlarda pek bulunmuyorlar. O bir eksikliğimiz yani, onlara da biraz önem verirsek değil mi Senem? Evet, yorumlarınızı bekliyoruz, beğenilerinizi, aboneliklerinizi. Çünkü istatistiklere baktığımız zaman aslında izleyicilerimizin çoğu abone olmayan kişiler. O yüzden diye. Abone olursanız da bizi çok mutlu tabii, edersiniz. Çok memnunum. Bizi de teşvik etmiş olursunuz daha çok size daha güzel içerikler oluşturmamız için. Evet, hani nereye gelsem ayrı güzel. Ay, burası da çok güzel. Nerede fotoğraf çekileceğimi şaşırıyorum. Şimdi izleyicilerimizi bu güzel manzarayla o zaman bir baş başa bırakıp evet, ondan sonra ikinci sonra durağımıza. Sonra hemen Murat'a fotoğraf çektiriyorum. Tamam.
Evet, şimdi fotoğraflarımızı çekildik. Tekrar sokakları sizlerle birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi önümüze Çikolata Kahve İstanbul mekanı çıktı. Burada da ben el yapımı çikolatalar var diye okumuştum. Şu anda açık mı? Evet, açık. Açık ama şu anda çikolata daha şu an tercih etmeyiz herhalde. Ama size de hazır önünden geçiyorken çekmek istedik. Burada da peynirci, yoğurtçu falan varmış böyle. Şarküteri gibi. Çengelköy yoğurtçusu diye geçiyor senin. Evet, karşıda gene bir dürümcü, yöresel Antep mutfağı, katmer falan yazıyor. Senem katmer de şimdi İstanbul dışına çıktığımız zaman valla benim denemek istediğim bir tatlı. İyi yapılırsa katmer yani çok lezzetli bir tatlı. Normalde hangi şehrinde? Antep diye biliyorum. Antep değil mi? Ay, bizim bu defa rotamızda olmayacak ama. İleriki rotalarımızda o da olur. Evet. Senemciğim biz nerelere gideceğiz şimdi? Söylüyor muyuz artık? Söyleyelim artık. Bence Ama bu başlayalım. video yayınlandığında gitmek üzere oluruz herhalde. Ya da Evet bu. gitmiş oluruz belki de. Onun için bilgilerini verelim bence. Evet. Öncelikle hedefimiz aslında Antakya. Ama Antakya'ya gitmeden önce İstanbul'dan Antakya'yı kullanmak zor olur diye Konya'yı orta nokta olarak belirledik. Sizler için önce Konya'yı gezeceğiz. Yani hem kendimiz için hem gezerken sizi de bizimle birlikte gezdireceğiz. Selam, Konya'ya gitmişken de bir etli ekmek yeriz herhalde, değil mi? Evet, meşhur ama meşhur olmayan bir yerinde mi Aynen yesek ya, ya? biz görelim yani Evet, şu anda araştırmadan. ben artık araştırdığım yerlere güvenemiyorum lezzet açısından Aynen yani. öyle, bizi yanıltıyor. Evet, biz orada bence karar veririz ne yapacağımıza. Ama gezeceğimiz mekan Ha, olarak bir iki yerleri yeri evet saptamıştık. saptamıştık. Konya'dan çıktıktan sonra Antakya'ya geçeceğiz, Antakya'ya evet. geçeceğiz. Orada güzel, hayırlı bir iş için gidiyoruz. Yeğenime kız istemeye gidiyoruz. Onun Evet. da bilgisini verelim. Ay, ben Onunla ilgili. hayatımda ilk defa kız istemeye gideceğim. Çok heyecanlı Evet. ve mutluyum. Evet, çok mutluyuz. Söz ve nişan yapacağız Antakya'da. Onu da kısaca bir gösterebilirsek göstermeye çalışırız. Oradan çıktıktan sonra da yine lezzet durakları, sokak lezzetlerinin en meşhur olduğu ile Adana'ya. Adana'ya gidiyoruz Evet, arkadaşlar. Adana'ya gideceğiz. Yani güzel bir 3-4 gün bize ve Şöyle daha etli doğrusu menülü. etli menülü Evet, güzel lezzetler bizi bekliyordur umarım. olur. Evet, aynen bizi ve sizi bekliyor olacak. Evet. Güzel yerlere gideceğiz. Güzel yorumlarda bulunacağız. Bu kadar bilgiden sonra şimdi devam edelim. Evet. Aa, karşıda bak mesela bir tane patatesçi varmış. Sauce and Fries diye. Bu yeni artık lokmacılardan sonra şimdi böyle ayaküstü patatesçiler Atıştırmalık ha? evet başladı. Denemedim Böyle ben daha değişik önce. soslarla falan. Sen denedin mi? Yani boşa kalori almamak için o tarz şeylere çok girmiyorum açıkçası. Onun yerine tatlı yerim. Ama artık bir şeyin var senin de. Sen sokak lezzetleri yorumcusun. Evet yani. Sırf tatlıyla olmaz. Sırf tatlıyla olmaz tabii ki. Ama patates kızartmasına da bilmiyorum gerek yok herhalde. Senemciğim şunu da söyleyeyim. Biz kahvaltımızı yaptık. Çengelköy'ü de başından sonra toplasanız bir 5 dakikaya bitirdik gibi. Ufak ufak karnımız acıkmaya başladı mı? Yani bilmiyorum çok da acıkmadım aslında ama. Ama bir kahve sanki hani böyle kahve yanında ufak bir tatlı gider gibi mi geliyor ne dersin? Evet bence de en azından bir kahve yorgunluğumuzu alır. Biraz böyle gezince yorulduk yani. Biraz yorulduk. Evet. Ara sokaklara da girdik, çıktık. Şimdi o zaman bir kahve, bilmiyorum sen artık bir tatlı düşünüyorsun, bir tatlı şeklinde bir vakit geçirmeye zaman ayırabiliriz. O zaman biz nereye gideceğimize karar verelim. Arkasından yine sizlerleyiz. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock.
rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. Evet, şimdi kurbasanım geldi. Yarısı Nutella'lı, yarısı da biskotlu, lotuslu. Şimdi hep beraber tadalım. Evet, kruvasanım şu anda çıtır çıtır. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Bana geliyor Senem, çok güzel ses geliyor. Görünümü de çok güzel. Evet, şimdi lotuslu tarafından başlayalım. Bu arada içindeki meyveleri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben muz sevmediğim için, normalde muz da var aslında içinde, ben muzu çıkarttırdım. Gerçekten kruvasan çok taze. Gerçekten kruvasan çok taze, çıtır çıtır. İçindeki kreması da, dolgulu çilekleri de çok güzel. Bir de Nutella'lı tarafından tadına bakalım. Evet, büyük bir parça geliyor. Gerçekten çok iyi. Şimdi bize biraz bahseder misin? Bu ikiye mi ayrıldı içerisindeki lezzetler? Evet, isterseniz sadece Nutella'lı ya da sadece lotuslu alabiliyorsunuz. Ama içeriden dediler ki istiyorsanız yarısını Nutella'lı, yarısını lotuslu alabilirsiniz. O yüzden ben de o şekilde tercih güzel ettim. İçinde de sadece çilek var. Kahvemizi de içelim. Cappuccino söyledi. Bardaklarımız da çok tatlı değil mi ya? Çok şirin bir mekan. O zaman hadi bize afiyet olsun. Çıkışta yorumlarımızla sizlerle olacağız. Arkadaşlar aslında ben kruvasan yemeği düşünmüyordum. Fakat Senem'e öyle bir şey geldi ki yememem imkansız. Sadece tadım yapacağım. Bir lezzetini değerlendirebilmek açısından. Of, çıtırlı sesi umarım kameraya geliyordur. Şöyle bir de çileğini de koyalım. Evet Senem. Altın vuruş. Ne diyorsun? Burası için ben tekrar bir daha buraya geleceğim Senem. Çok lezzetli. Ben sadece gözüme sokak lezzetlerini kestirdiğim için, kendime uygun lezzetler kestirdiğim için yemedim. Eminim pişman olacağım. Tadımı gerçekten çok güzel. Lezzeti yediğim çok iyi kruvasanlar arasında. Kahvemiz de olması gerektiği gibi. Evet, Nu'dan çıktık şimdi. Kruvasanlarımızı, kahvelerimizi bitirdik. Değerlendirme zamanı. Aslında yerken de söylemiştim. Çıtır çıtırdı. Gerçekten çok lezzetliydi, çok güzeldi. Ben çok beğendim genel olarak. Eleştirecek bir şey şu anda bulamıyorum. Sen iki lezzeti bir arada denedin. Evet, hem Nutella'yı hem lotusu. Dediğim gibi sadece Nutella'lı ya da sadece lotuslu da alabiliyorsunuz. Bana böyle bir seçenek sununca ben de dedim ikisinin de tadına bakayım. Ben 8 veriyorum onun üzerinden. Senemciğim ben yorum vermeyeceğim. Çünkü sen ağırlık yedin. Ben sadece bir tadımına baktım. Evet. Çok çıtırdı, taptazeydi. Ya zaten hemen orada hazırlandı. Şunu söyleyeceğim, çikolata oranı o kadar güzeldi ki baymayan bir lezzete sahip. Evet, onu çok söyleyebilirim. Hafifti, çok aynen hafifti. Cappuccino içtim, o da çok lezzetliydi. Ben yorum vermeyeceğim, sadece işletmeyi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama mekan çok güzeldi. Çok mekan güzeldi. Gerçekten 10 üzerinden 10'du yani. Çalışan arkadaşlar da çok ilgiliydi, güler yüzlüydüler. Evet. Memnun kalktık, onu söyleyebilirim. Hoş vakit geçirdik, aynen. Ha, fiyatlardan bahsedelim. Ha, evet, benim aldığım kruvasan 60 TL'ydi. Kahvelerimiz de 30 liraydı, cappuccino'lar. Türk kahvesi de bakmadım 20 mi? Baktım aslında menüye ama unuttum. Neyse şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Biz kendi yediğimiz içtiğimizi söyleyelim. Evet. Çünkü menüsü yoktu. Daha doğrusu şöyle kare kodluydu. O yüzden size çekemedik.
bizim yediklerimizin fiyatları da böyleydi. Yani fiyat kalite olarak ben aslında 8 verdim. Evet. Yani evet. Lezzet olsaydı olarak, 9 verirdim. Tabii lezzet olarak biraz yani daha... Yani lezzeti güzeldi, yerindeydi. Ha, fiyatı çok yüksek mi? Çok yüksek değil ama bir tık sanki o da bence yani işletme için evet, güzel yani. Yani şu anda hayat pahalılığından dolayı aynen. Yani... Yani verilebilir. Evet. Bu lezzeti tadabilirsiniz gönül rahatlığıyla, onu söyleyebilirim. Zaten bunu her zaman söylemiyoruz. Bizim hoşumuza giden bir lezzet olduğu için söylüyorum. Ben sadece dediğim gibi senemin yediği kruvasanı sadece tadımladım. Yemedim ben. Çünkü kendimi bundan sonraki lezzet duraklarına saklıyorum. Şimdi artık geçelim mi Senem? Evet, hadi bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Senem, şu şeyin damlamalarını görüyor musun? Yağlar akıyor. Yağlar akıyor. Burada birkaç tane kokoreççi dükkanı var ama biz ilk Çengelköy kokoreççisine geldik. Meşhur bir yermiş. Kolay gelsin dostum. Sağ ol abi, hoş bulduk. Ben bir Senem tadına bakmak amacıyla bir çeyrek sipariş verdim. Evet, şimdi hazırlamaya geçtik. Acı? Biraz alayım. Oo, süper. Dolu dolu. Arkadaşlar, Çengelköy'ün sokak lezzetlerini deneme fırsatına şimdi artık sahip oldum. Oturduk burada. Meşhur Çengelköy kokoreççisinden de bir çeyrek ekmek tadımlık bir kokoreç aldım. Arkadaş zaten istediğim şekilde hazırladı. Şimdi de artık tadımına geçiyorum. Evet, şimdi kokoreçini yedim arkadaşlar. Onun da kısa bir değerlendirmesini yapayım ben. Meşhur Çengelköy kokoreççisinin kokoreçiydi. Çeyrek ekmek aldım. Baharatları, kıvamı bence çok başarılıydı. Fiyatı da 30 liraydı çeyrek ekmeğin. Fiyat bilgisini de söyleyeyim. Ben beğendim. Yani 8 veririm. Fiyat da 8 diyorum. Yani genel ortalamam 8. Hadi şimdi diğer lezzetimize geçelim. Tayinli de ilk kez duyuyorum. Evet, ben de ilk kez tadacağım. Teşekkürler. Evet, Sever Dondurmacısından çıktık şimdi. Sofiacığım, aslında sen bana limonluyu önermiştin. Alacaktım ama kalmamış. Ben de böyle değişik, daha önceden tatmadım. Tahinliyi gördüm. Tahinlisini aldım şimdi. Hep birlikte tadalım. Ay, gerçekten tahin tadı geliyor. Şimdi aldığım kişi de söyledi, doğal içerik kullanıyoruz dedi. Tadını dedi, tadınca anlayacaksın, gerçekten de tahin tadı geliyor direkt. Çok güzelmiş. Ben o zaman eritmeden tadını çıkarayım dondurmamın. Biraz sonra bir sonraki lezzet durağında görüşüyoruz.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tanıdığım manzarayla bitiririz. Evet, şimdi Durak Kafe'deyiz. Durak Kafe'den de kumru aldım. Yine başka bir sokak lezzeti. Bugün benim çok sevdiğim bir video oldu. Birkaç tane sokak lezzetini deneyimleme fırsatı yakaladık. Durak Kafe'nin terasına çıktık şu anda. Çok da güzel bir manzarası var. Bu manzarayı size gösterdikten sonra şimdi ben kumrumu deneyimlemek istiyorum. Lezzetine bakmak istiyorum. Sosis, sucuk, Amerikan salatası, bol miktarda mayonez, ketçap, işte patates kızartması. Dolu bir tabak. Üstüne kaşarı eritti arkadaş. Güzel bir sandviç hazırladı, onu söyleyebilirim. Lezzetine gelelim. Malzeme oranı Selamcığım oldukça yüksek. Dop dolu bir sandviç. Lezzeti de ben başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Fiyat bilgilerini ve yorumları da çıkışta artık paylaşırız. Arkadaşlar şimdi kumrucudan çıktık. Durak büfeden. Kumrusu oldukça iyiydi. Sandviç ekmeği içerisinde bol malzemeli. Amerikan salatası güzel. Patates kızartması, ketçap, mayonezli. İyi bir kumruydu. Fiyatı 28 liraydı. Bence o büyüklüğe göre fiyatı da fena değildi. Ben hepsini bitiremedim, öyle söyleyeyim. Ben lezzet olarak da beğendim. Fiyat performansını da iyi buldum. Ortalama lezzetine 7,5'tan 8 veriyorum. Fiyatına da yine 8 veriyorum. 28 liraya bir öğün doyabilirsiniz. Yemesi kendisi lezzetliydi. Onları söyleyebilirim. Arkadaşlar Çengelköy'ü geziyorum videosu ile karşınızdaydık. Bugün Çengelköy'ün şirin bir şirin sokaklarını, sokak lezzetlerini, güzel evlerini, yine aynı şekilde çok güzel İstanbul Boğazı manzarasını sizler için çektik. Bizler de çok keyif aldık bu çekimlerimizden. Evet Senemciğim, nasıl geçti günümüz? Bence gayet keyifli bir gün oldu. Güzel bir video oldu. Umarım siz de izlerken eğlenerek izlemişsinizdir bizimle birlikte. Bizim aldığımız keyfi size de yansıtabilmişizdir. Neler söylemek istersin Çengelköy'deki yediğimiz, içtiğimiz şeylerle genel bir durumla ilgili? Genel olarak aslında güzel bir video oldu bence. Güzel lezzetlere yer verdik diye düşünüyorum. Çeşidimiz çoktu bu sefer. Yani özellikle en son gittiğimiz Murat'ın kumru yediği yer enfes manzarasıyla çok şaşırttı beni gerçekten de. Çok güzel köprü manzarası vardı. Aslında aşağıdan baktığınız zaman Murat çekti dükkanı herhalde dışarıdan da. Anlaşılmıyor, üst katta terasımız vardır yazısını görünce hadi dedim Murat burada yiyelim istersen. Bir yukarıya çıktık, gerçekten de çok güzeldi. Genel olarak da güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Evet, memnun kaldığımız lezzetler de güzeldi. Şunu da söylemek istiyorum Senem Çengelköy'le ilgili. Yani sokak lezzetlerinde mesela canınız kokoreç çekti. 3-4 tane alternatif var. Evet. Kahvaltıcı zaten çok oldukça fazla kahvaltıcı var. Yani canınızın ne çekti? Mesela kumpir değil mi? 2-3 tane kumpirci var. Evet, her şeyden seçenekli var yani. Hangi dükkana girmek istiyorsanız karar sizin. Sizin, evet. Yani ben şu çok lezzeti araştırmanıza gerek de yok. Evet. Yani kafanıza göre çıkın, gelin, yiyin için gidin bence. Biz bizim öyle için de gezin, bizim için de yiyin. Yani bu şekilde daha keyif alınıyor. Biz de bugün o keyfi yaşadık. Mutlu olduğumuz, mutlu ayrıldığımız bir yer oldu Çengelköy, onu söyleyebilirim. O zaman yeni bir videoyla sizin karşınızda olmak üzere diyoruz. Hoşça kalın, bizimle kalın. Takip etmeyi de unutmayın. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.